İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da normalde pek sık karşılaşmadığımız modelleme yaparken ama aslında çok önemli bir konu inceleyeceğiz. Onu açıklayarak göstereceğim. Sağ taraftaki Outliner menüsünü incelediğimiz zaman buradaki objelerin isimlerini görüyoruz. Bir tane kameramız var, bir tane küp objemiz var, bir tane de lamba objemiz var. Eğer küp objesinin menüsünü açarsam onun altında yine küp isminde bir satır daha var burada. Onun da altını açarsak bir materyal var. Bir daha açarsak bir de texture var. Yani küp objesi bir materyal ve bir texture'den oluşuyor. Hatta biz bu materyali materyal bölümünden kaldırırsak, eksi butonuna bastım, kaldırdım. Şu anda küp objesini daha basit bir hale getirdik. Sadece şu sarı üçgen şeklindeki resim olarak bu objenin ilk ismi burada geçiyor ama onun hemen altında bir satır daha var. Orada da küp yazıyor. Şimdi bu ikisinin ne manaya geldiğini inceleyeceğiz. Neden böyle iki tane? Yani bir tane üstte küp yazıyor. Böyle sarı bir üçgen var. Onun altında bir daha küp yazıyor. Orada da bir üçgen var. Niye böyle iki tane olduğunu inceleyeceğiz. Şimdi obje moda döndüm. Bir tane daha küp oluşturacağım. Shift A, Mesh, küp objesi istedim. Öncekinin tam üstüne geldiği için şöyle yeşilden tutup biraz kenara aldım. Şu anda iki tane küp objemiz var. İlk açtığımızdaki küp objesi, sol alt köşeye bakarsanız küp veya sağ üst köşedeki Outliner menüsüne bakarsanız küp objesi, şu anda üstü beyaz olan, isminin rengi beyaz olan tam ortadaki küp objesi. Diğerini sağ butonuna tıkladım. Sonradan eklediğimiz küp objesini seçtim. Blender ona ikinci küp olduğunu ifade etmek için sonuna bir eklenti koymuş. .001. Aynı şekilde sağ taraftaki Outliner menüsüne bakarsanız orada da yine küp .001 ismini vermiş ki biz bu ismi değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Şimdi ikisini de açtım. Şu menülerini açabiliyoruz. Eğer artı tuşuna basarsak küp .001'in altında da yine aynı isimde bir satır daha var. Bunun ne olduğunu inceliyoruz bu derste. Şimdi bir özellik var. Önce onu inceleyelim. Her iki objeyi birden seçeceğim. Şu anda sonradan oluşturduğumuz küp objesi zaten seçili. Çünkü etrafı sarı renkli ve sol alt köşede onun ismi yazıyor. Bir elimiz shift tuşuna basılıyken, yani çoklu seçim yapmak için bir elimiz shift tuşuna basılıyken sahnedeki ilk küp objesini de mouse'un sağ butonuyla seçtim. Şu anda her iki obje de seçili ve her ikisi birden seçiliyken bir işlem uygulayacağız şimdi. Screencast keys özelliğini açmayı unutmuşum. Onu açayım. Şu anda her iki küp objesi birden seçili. Yani bunlara şöyle bir işlem uygulayacağız. Klavyeden Ctrl L tuşuna basıyoruz. Ctrl L seçtiğimiz birden fazla sayıda obje arasında bir bağlantı kurmak için bir menü getiriyor bize. Fakat bu bağlantının değişik seçenekleri var. Yani materyallerini birbirine bağlayabiliriz. Gruplarını, modifierlarını, fontlarını ve vesaire. Şimdi bizim bu derste inceleyeceğimiz şu üstten ikinci sıradaki obje data. Obje datadan kastı küplerin içerisindeki vertex yapılarını ortak kullandıracağız. Çünkü şu anda tekrar hemen uygulamadım işlemi. İlk küpün gördüğümüz gibi 8 tane vertex'i var bu şekilde. Biraz bozalım hatta. İlk küpün üstteki 4 tane vertex'ini seçiyorum. 4'ünü birden seçtim. Biraz şeklini bozmak için şöyle küp şeklinden biraz uzaklaştırdım. Ötekine dokunmayacağım. Sonradan oluşturduğumuz küp objesinin şeklini bozmadım. Onun şekli yine küp objesi olarak kalacak. İşte o make link yaptığımızda arada bir bağlantı kuracağız. Tekrar çalıştıracağım o menüyü. Yine soldaki küp seçili. Shift tuşuna basılıyken sağdaki küpü de seçtim. Şu anda her ikisi birden seçili. Biraz önce o yarım bıraktığım işlemi tekrar yapmak için Ctrl L'ye bastım. Yani iki obje arasında bağlantı kurmak için gerekli olan menüyü ekrana getirdim. Biraz önce söylediğim gibi burada değişik seçenekler üzerinden birbirine bağlayabiliriz bu iki objeyi. Bizim bu derste inceleyeceğimiz şu üstten ikinci sıradaki obje data. Yani her iki objenin vertexleri aynı yerden kullanılacak. Şimdi ben buna tıkladığım zaman bakın hemen sol taraftaki normal küp şeklinde olan objenin
şekli ilk küp objesinin, yani sağ taraftaki küp objesinin şekline birebir benzedi. Bunun sebebi şu: artık ilk küp objesini seçer ve edit moda geçersek onun vertexleri şu anda gördüğümüz şekilde ve bu vertex yapısını tekrar obje moda döner, yine öbür küpü seçecek olursak işte öbür küpte aynı vertex yapısını kullanır hale geldi. Yani şu anda bunlar normalde iki tane ayrı obje, belki daha önce hiç rastlamadık bu duruma. Bunlar birbirinden farklı iki obje olmasına rağmen edit moda girdiğimiz zaman herhangi birisi seçiliyken, yani sağdaki seçiliyken de olabilir, soldaki seçiliyken de olabilir, herhangi birisi seçiliyken edit moda geçtiğimiz zaman artık bunların vertex yapıları birbirinin aynısı. Bunu şuradan da denetleyebiliyoruz. Biraz önce dersin başında incelediğimiz şu sağ taraftaki outliner menüsünde yukarıdaki, bakın, küp objesi, alttaki küp nokta 001 objesi. Objeler birbirinden bu şekilde farklı gözüküyor. Yani isimleri zaten farklı. Ama artıya basıp onların içeriğindeki bilgiyi kontrol ederseniz her ikisinin de alt yapısı, yani obje data yapısı, isimleri aynı. Küp, küp. Yani her ikisi de aynı vertexleri gösteriyor bize. Fakat sonra diyelim ki tekrar eski haline geri dönmek istedik. O zaman da şöyle yapıyoruz. Yine her iki objeyi veya sadece bir tanesi de olabilir. Seçiyoruz. Soldaki küp objesini seçtim. Tabii artık şekli küp değil. Tekrar geriye döndürmek, yani obje yapısını kendisine has kılmak istiyorsam bu seçiliyken space tuşuna basıp make single user diyebiliriz. Make single user dedim ve buradaki komutu uyguladığım zaman şu alttaki artık bana tekrar soruyor. Make single user yapayım mı diye. İşte buradaki iki seçenekten bir tanesini seçersek, yani ekranda sadece seçili olan veya bütün objelere bu işlemi uygula diye soruyor. Ben sadece seçili olan objeye uygulamak için selected objects dedim. Ve artık tekrar edit moda geçecek olursak şu anda henüz bu işlem gerçekleşmedi. Çünkü birbirinden ayırmak için her iki objeyi birden seçmem gerekiyordu. Soldaki seçili, sağdakini de seçtim bu sefer. Biraz öncekinden farklı olarak. Yine make single user diyorum. Bu sefer de işlem gerçekleşmedi. Demek ki bir eksik yaptığımız bir iş var. İşte o işlem de şu. Tekrar veriyorum komutu. Make single user dedim. Selected objects dedim. Şu sol tarafta bakın bir menü var. Blender'da bunu nedense buradaki seçeneklerin hepsini default'ta seçili olmayan durumda bırakmışlar. Burada diyor ki bize, tamam diyor, bu objeleri birbirinden ayıracaksınız. Yani her birini single yapacaksınız. Yani ortak kullanılan bir şey kalmasın istiyorsunuz. Ama bu ayırmak istediğiniz özellik buradakilerden hangisi olsun diyor. Bizim zaten diğer özelliklerin hepsi birbirinden ayrı. Yani biz sadece obje data yapılarını ortak kullandırmıştık biraz önce. Yani vertexlerini ortak kullandırmıştık. Dolayısıyla ötekinlere gerek yok. Sadece şu obje dataya tıkladığım zaman ben tıklar tıklamaz eğer şu en sağdaki outliner menüsündeki şu vertex yapılarını gösteren satırlara dikkat ederseniz, çünkü tekrar göstereceğim. Siz şuraya bakın. Bir tanesinde küp yazıyor, bir tanesinde küp nokta 002 yazıyor. Siz buraya bakarken ben sol taraftan o checkbox'ı birkaç defa seçip seçim dışı bırakacağım. Bakın, seçim dışı bıraktığım zaman şu anda her ikisinin de vertex yapıları aynı. Yani aynı vertexleri kullanıyorlar ama ben işte bu make single user, yani bunları birbirinden ayır ve neyini ayır, vertexlerini ayır dediğim zaman o vertex yapıları birbirinden ayrı hale geliyor. Şimdi tekrar deneyelim. Herhangi bir tanesini seçtim sadece. Mesela sağdakini seçtim mouse'un sağ butonuyla. Edit moda geçtim. Artık bunun, bakın, vertex'i sadece kendisine özgü. Bunu zaten sağ taraftan da anlıyoruz ki isimleri birbirinden farklı olduğu için. Tekrar birleştirelim. Yeniden obje moda döndüm. İlk yaptığımız işlemi uygulayacağım. Soldaki objeyi seçtim. Sonra sağdaki objeyi seçtim. Şu anda her ikisi birden seçili. Ama aktif olan da sağdaki, çünkü son seçilen o. Yine Ctrl L, yani objeler arasında bağlantı kurmak için gerekli olan menüyü çağırdım. Burada yine obje data, yani vertexleri ortak kullan seçeneğini tıkladım. Bir deniyorum önce. Herhangi bir tanesini seçtim. Şu anda gördüğümüz gibi tekrar başa geri döndük. İki obje vertexleri ortak kullanıyorlar.
Ve bunları tekrar birbirinden ayıracağız. Bu sefer daha değişik bir yöntem kullanacağız. Yöntem şu şekilde olacak. Herhangi bir tane seçilirken, sağdaki seçili şu anda, soldaki değil, sağdaki seçili. Sağ tarafta onun şu data menüsüne girdim. Bu data menüsüne girdiğim zaman şu işte gördüğümüz bu satır, içinde küp yazan, sol tarafında ters bir üçgen resmi olan, yukarıdaki şu satırla aynı şeyi ifade ediyor bilgiyi. Yani yukarıdaki küp objesinin hemen altındaki ikinci satırda, biraz içeriden başlayan ikinci satırındaki şu bilgi, işte buradaki üçgen yine burada da var. Bu hep aynı işaret kullanıldığı için zaten aşağıya doğru takip ederseniz oraya varıyorsunuz. Üçgen, buradaki üçgen, burada da üçgen var. Bu vertexleri gösteren bir simgesel resim. Bu şekilde bir resim kullanmışlar. Şu köşedeki beyaz yuvarlak çemberler vertexleri temsil ediyor. Bu şekilde bir temsili resim var. İşte burada vertex yapısının yanında iki rakam var. Bu iki rakamı daha önceden de belki biliyorsunuz. Bu özelliği iki tane objenin kullandığını gösteren bir ifade burada. İşte burada da bu iki rakamın üzerine basarak bu özelliği sadece bu objeye has özel bir hale getirebiliyorsunuz. Bastım 2'ye ve o 2 artık kayboldu. Burada hiçbir şey yazmıyor. 1, 2, 3 diye bir şey yazmıyor. Öyle bir şey yazmadığı zaman anlıyoruz ki bu vertex yapısı sadece bu objeye özgü hale geldi. Blender'da tabii yine yeni bir isim verdi buna. Küp.003 böyle sıradan gidiyor. Yukarıdaki küp objesinin altına bakarsanız orada da aynı isim var. Ve dolayısıyla artık biraz önceki problem gene ortadan kalktı. Problem demeyelim ona da vertexlerin ortak kullanılması durumu ortadan kalktı. Yine her objenin diğerini seçiyorum. Onun vertexi de kendisine has bir hale geldi. Şimdi bunu buraya kadar sadece vertexlerle ilgili inceledik. Biraz da mesela materyalle ilgili inceleyelim. Materyalle şöyle bir örnek yapacağım. Biraz daha değişik bir örnek. Birkaç tane daha çoğaltacağım objeden. Şöyle 4 tane olsun. Ve en sağdaki objeye seçili zaten o. Ona bir materyal vereceğim. Ekranda da görebilelim. Şuradaki settings'te viewport color'dan mesela şöyle kırmızı gibi bir renk verdim. Diyelim ki bir sahne hazırladınız. Birbirine çok benzeyen objeler oluşturdunuz. Ve bir tanesinin materyalini sonradan yapmak zorunda kaldınız. Ve diğerlerinin hepsine de aynı materyali atamak istiyorsunuz. Normalde bir yöntem şudur. Mesela sağdan ikinci objeyi seçtin. Buna aynı kırmızı materyali vermek istiyorum. Yapacağım işlem şudur. Sağ taraftaki materyal kısmında New butonuna basarız. Buradan. Yeni bir materyal verir. Sıfırdan bir materyal verir Blender. Ama bizim istediğimiz şu hafızadaki daha önce oluşturulmuş materyalleri göster butonuna bastığınız zaman mesela bir üsttekine bakıyorum. Oymuş bir üstteki. Yani en sağdaki objeye biraz önce atamış olduğumuz kırmızı renkli materyali seçmiş oldum ben. Aslında onun şu şey rengini de render rengini de aynı yapalım ki listede kırmızı gözüksün. Sağ taraftan üçüncüye de aynı işlemi yapacağım. Yine artıya basıyoruz. Biraz önce new butonuna basmıştım. Bu ikisinin farkını da anlatayım. New butonuna basmaz da şuradaki artıya basarsanız Blender size burada yeni bir materyal tanımlamıyor hemen. Önce bir slot yaratıyor. Yani materyal oluşturmak için bir satır veriyor size. Şu anda henüz materyal oluşturulmuş değil. İşte bu durumdayken şu aşağıdaki kutudan hafızadaki materyalleri göster kısmından şu kırmızıyı seçerseniz bakın sağ taraftan üçüncüyü de yapmış olduk. Şimdi yaptığımız yöntem tek tek seçip materyali istiyoruz ve hafızadan da kırmızıyı seçiyoruz. Tabii bu çok sayıda obje olduğu zaman bayağı zor bir işlem olur. Halbuki onun bu dersin konusuyla ilgili olarak yani link yöntemiyle yapmanın da bir kolay yolu var. Şimdi onu inceleyeceğiz. Objeleri seçmeye başlıyorsunuz. En soldan bir tane seçtim. İkinciyi seçtim. Üçüncüyü seçtim. Ve en son yalnız kırmızı renkli objeyi seçtim. Şu anda 4 obje birden seçili. Ama en son seçilen en sağdaki. Ve bu durumdayken Ctrl L'ye basıp objeler arasında bağlantı kurmamızı sağlayan Make Links menüsünü ekrana getirdim. Burada bu sefer biraz önceki örnekte obje data yani vertexleri ortak hale getir örneğini incelemiştik. Şimdi
Bir tane materyalimiz var en sağda. Onu ortak kullandırmak istiyoruz. Onun için materyal düğmesine ben basar basmaz 4 tane objenin birden materyali ortak kullanıldığı için hepsi birden kırmızı renkli görünür hale geldi. Bu da make link için başka bir örnek. Bir de bir örnek daha yapacağız. Bu objeleri silelim. 3 tanesini silelim. Bir tanesini de şöyle kenara bir yerde koyalım. Orada dursun. Kursörü Shift S, Cursor to Center dedim. Tam merkeze gönderdim. Shift A, Mesh Plane dedim. Bir plane objesi oluşturdum. 8 kat büyüttüm. Ctrl A, Rotation Scale için Apply komutunu uyguladım. Şimdi buna bir Particles ekleyeceğim. Particles kısmına girdim sağ taraftan. New butonuna basarak Blender'dan yeni bir Particles sistem istedim. Emitter değil, Hair tipi olmasını istedim. Hair'da sayıyı azaltalım biraz. 100 tane yapalım. 1000 tane çok. Bu şekilde 100 tane oluşturdum. Bir de şu en sağdaki objeyi bu Hair sisteminde kullanılmasını sağlayacağım. Nasıl yapıyorduk? Aşağıda Particle sistemdeyiz şu anda. Aşağıda yerini bulayım önce. Şurada. Onun yerini bir bulmam lazım. Children'da değil. Bunlar normalde bu şekilde kapalı olduğu için tek tek bakmak gerekiyor. Evet, bu onun render kısmındaydı o. Normalde şu pet seçiliyken bu dikine gri renkli çizgileri görüyoruz ama yani şuradaki obje seçeneği ile şunu söylemek istiyoruz Blender'a. Bize bu ince gri çizgiler yerine bir objeyi göster demek için buradaki objeyi tıklıyoruz. Peki diyor, o zaman objenin ismini söyle diyor şu alttaki kutunun içerisinde. Oradan o yukarıdaki kırmızı renkli objeyi seçtiğimiz zaman bu sefer Particle sistemi bu sağ taraftaki örnek objeden pek çok sayıda, tabii 100 tane dedik, 100 tane ekranda gösteriyor. Bunların tabii yönünü de düzeltebiliriz. Şöyle yapalım. Rotation özelliğini açıyorum şuradan. Açtım. Onu açtıktan sonra Advanced'ı da devreye sokup Rotation'ın kendi bölümü var şurada. Onu da devreye sokuyorum. Ve oradan şuradaki seçeneklerden mesela objeyi Y diyerek aynı yöne bakmasını sağladım. Yani bu direkt dersimizin konusu değil. Şimdi Particle'da böyle kolay bir şekilde tek bir objeden çok sayıda oluşturduk. Ama şu anda bu henüz bunlar gerçek obje değil. Sanal obje. Sadece bize bu şekilde gösteriyor Blender bu Particle sistem sayesinde. Bu tabii hızlı çalışmak için iyi bir yöntem. Ama diyelim ki biz bu Particle sistemi uygulayıp kalıcı hale getirmek ve bu ekranda gördüğümüz pek çok sayıda objeyi de gerçek obje haline dönüştürmek istiyoruz. O zaman yapacağımız işlem şu. Modifier kısmına giriyoruz. Çünkü Particle sistemi ancak buradan convert yapabiliyoruz. Yani kalıcı hale getirebiliyoruz. Buradan convert butonuna bastım. Kalıcı hale geldi. Yalnız kendisine ihtiyacımız yok artık. Seçiyorum onun için. Şu bir önceki Particle sistem, ona ihtiyacımız kalmadı. X tuşuna bastım ve onu sildim. Böylelikle kolay bir şekilde aynı objeden pek çok sayıda oluşturmuş durumdayız. Alta gene bir plane objesi koyalım. Yani daha iyi görmek için şöyle. Biraz da aşağıya indirelim. Fakat işte bu objelerin bir özelliği var. Bunların hepsi birbirlerine bağlı. Yani vertex yapıları birbirlerine bağlı bunların. Dolayısıyla sadece herhangi bir tanesini obje modda seçip edit moda geçip bir vertexin yerini değiştirmeye kalktığınız zaman sanki bunların hepsi aynı objeymiş gibi aynı hareketi yapıyorlar. İşte bunları birbirinden ayırmak için ya make single user komutunu kullanacağız. Onu deneyeceğiz şimdi. Bütün objeleri seçiyorum. Şu anda her şeyi seçtim sahnede. Yalnız ışık ve kamerayı devre dışı bırakacağım. Işığı devre dışı bıraktım. Yani seçim dışı bıraktım. Kamerayı da seçim dışı bıraktım. Alttaki plane objesini de seçim dışı bıraktım. Bir de şu sağ taraftaki objeyi de seçim dışı bıraktım. O da lazım değil. Şu anda ekranda 100 tane obje var. Bu objelerden bir tanesini, mesela şu hemen şuradakini, önce seçim dışı bırakıyorum. Sonra tekrar seçiyorum.
Şu anda seçili. Fakat son seçili olduğu için şu anda aktif durumda o. Aktif durumda olduğunu şöyle anlıyoruz. Ortasındaki orijin noktasını gösteren şu küçücük noktacık sarı renkli. Yani diğerlerine dikkat ederseniz diğerleri hep kırmızı renklidir. Artık Space tuşuna basıp Make Single User komutunu verebiliriz. Bu Make Single User'ın manası bu objelerin ortak kullanılan özelliklerini birbirinden ayırmak için kullandığımız bir komut. Bunu verdim. Hangisi için soruyor? Yani sadece seçili objeleri mi birbirinden ayırmak istiyorsunuz yoksa sistemdeki bütün objeleri mi birbirinden ayırmak istiyorsunuz? Ben sadece seçili olan objeleri seçeneğine tıkladığım zaman işlemi gerçekleşmiş olması lazım. Şimdi bir deneyelim. Herhangi bir küçük objeyi tek başına seçiyorum. Edit moda geçtim. Sadece bir tane vertexini seçtim ve hareket ettirdiğim zaman artık o deminki gibi diğer bütün objelerin de vertexleri değişmiyor. Böylelikle bu objenin yapısı kendine has hale gelmiş oldu. Bir de madem bu kadar çok sayıda obje oluşturduk, şu materyal olayını bir de burada uygulayalım. Sadece şu anda seçili olan objenin materyalini daha değişik bir renge getireceğim. Mesela şöyle yeşil gibi bir renk yapacağım. Fakat ben onu yapar yapmaz hepsinin birden rengi aynı anda değişiyor. Demek ki materyaller şu anda ortak kullanılıyor. Biraz önce vertexler de ortak kullanılıyordu. Onu ayırdık ama materyalleri henüz ayıramadık. Onu tekrar yapacağız o işlemi. Yine her şeyi seçtim. Tabii her şeyi seçtiğim için ışık da seçildi. Işığı seçim dışı bıraktım. Kamerayı seçim dışı bıraktım. Bir elim shift tuşuna basılıyken mouse'un sağ butonu ile iki kere tıkladığım zaman önce seçiliyor, aktif oluyor. Sonra seçim dışı kalıyor. Aşağıdaki plane objesine de aynı işlemi uyguladım. Şimdi yine make single user komutunu verdim. Ve selected objects dedim. Şimdi Selected Objects demek de iş bitmiyor. Sol tarafta bunun kendi bir menüsü var. Dersin başında da bunu belirtmiştim size. Nedense demiştim, bunun default'ta hiçbirisini seçili olarak getirmiyorlar. Biraz önce şu obje data için olan işlemi yapmıştık zaten. Bunun için artık seçmesek bile fark etmez. Onu biraz önce vertexlere ayırdık. Fakat materyalleri de ayırmak istiyoruz. Onun için bu sefer materyal düğmesine bastım. Başka bir işlem yapmama gerek yok. Bunların artık hepsinin materyalleri birbirinden ayrı hale geldi. Dolayısıyla yine şu bize en yakın olan objeyi tek başına seçiyorum. Mouse'un sağ butonuyla. Sadece bu seçilişimde. Sağ tarafta bunun materyal kutusunda biraz önce hatırlıyorsunuz rengini yeşil yaptığım zaman ötekinden hepsi de yeşil olmuştu. Bu sefer öyle bir şey olmayacak. Sadece bakın bu yeşil oldu. Diyelim ki bu şekilde çok sayıda objenin bir tanesinin rengini değiştirdiniz ve hepsinin rengini aynı yapmak istiyorsunuz. İşte onu gene tekrar Ctrl L'ye bastığımız zaman çıkan Make Link menüsü ile yapabiliriz. Yine her şeyi seçiyorum. Her şeyi seçtim A'ya iki kere basarak. Işığı seçim dışı bıraktım. Kamerayı buldum, seçim dışı bıraktım. Sağdaki orijinal objeyi seçim dışı bıraktım. Alttaki plane objesini de seçim dışı bıraktım. Şimdi yalnız bir şey yapacağız. Şu yeşil renkli objeyi önce seçim dışı bırakıyorum. Daha doğrusu ben ona bir elim shift tuşuna basılıyken mouse'un sağ butonuna bir kere bastığım zaman o doğrudan doğruya aktif hale dönüştü zaten. Şu anda bu objelerin hepsi seçili. Yani bu aynı şekilde olan bu objelerin hepsi seçili. Yeşil renkte olan en son seçildiği için aynı zamanda aktif durumda. İşte bu durumdayken hepsine aynı materyali yani bu yeşil renkli materyali atamak için Ctrl L'ye basıyoruz. Bağlantı kur manasına gelen Make Links menüsü geldiği zaman bize soruyor. Hangi özelliklerini ortak kullandırmak istiyorsunuz diye. Ben materyal düğmesine bastığım zaman o işlem gerçekleşiyor ve şu anda artık bütün bu objelerin hepsi şu hemen yakınımızdaki bu objenin materyalini aynı materyali kullanır hale geldiler. İşte Blender'da böyle bir özellik var. Dediğim gibi bunu normalde belki uzun zaman farkına bile varmadan modelleme yapabiliriz ama bu şekilde bir takım özellikleri objeler arasında ortak kullandırabiliriz. Eğer öyle bir şey gerekiyorsa yani böyle bir durumun varlığından haberdar olmak da faydalı olabilir. Ama dediğim gibi normal modelleme yaparken bu konuyu muhakkak ilk başlarda bilmek şart değil ama böyle bir konu olduğunda bilmekte fayda var. Hepinize iyi günler.